Fransa'da Merkez Sağ'ın Cumhurbaşkanı adayı François Fillon ve eşi Ulusal Mali Suçlar Savcılığı tarafından pazartesi günü 5 saat boyunca sorguya alındı. Hiciv dergisi Canard-Enchaîné'den yeni iddialar da geldi. Fillon'un eşi Penelope Fillon'a ödenen ücretin söylenenden çok daha fazla olduğu, Fillon'un çocuklarına da çalışmadıkları halde öğrenciyken avukat sıfatıyla maaş aldıkları öne sürüldü. Fillon TFN kanalına yaptığı açıklamada kendi kendini ele vererek senatörlük yaptığım süreçte belirli görevler için avukat olan iki çocuğuma uzmanlıklarından ötürü ödeme yaptım dedi. Toplamda Cumhuriyetçilerin adayının eşinin parlamenter danışman sıfatıyla 831 bin, kızının 57 bin, oğlunun ise 26 bin euro yani toplam 83 bin euro avukat sıfatıyla kazandıkları ortaya çıktı. Fakat Fillon'un çocukları işe alındıklarında henüz öğrenciydiler. Skandal bununla da sınırlı değil. Fillon'a yeni bir darbe de Mediapart sitesinden geldi. Haber sitesinde Fillon'un bu kez kendisinin Fransa'nın en zengin şirketlerini oluşturan Kalk 40'a 2012'den beri danışmanlık yaparak 200 bin euro kazandığını ortaya çıkarttı. Fillon ise şimdiye kadar seçimlere 3 ay kala bu kadar büyük bir çaplı operasyonla bir adayın demokratik olmayan yollarla yarıştan elenmesinin görülmediğine dikkat çekti. Dominique Strauss-Kahn'ın siyasi kariyerini tarihe gömen skandalı saymazsak Fillon bu açıklamasında haklı görülüyor. Fakat mahkemenin adli soruşturma başlatarak seçimler öncesi hemen bir karar açıklaması gerekiyor ki Fransa'da ortalama bu süreç 30 ayı bulabiliyor. Seçimler öncesinde mahkemenin bir karara varmasına imkansız gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti'nin harekete geçerek Fillon'un adaylığını geri çekmesi gerek. Fakat Cumhuriyetçiler basın karşısında skandal iddialarına rağmen adaylarının arkasında olduklarını belirtseler de kulislerde B planı şimdiden hazır. Uzmanlar Fillon'un yerine ön seçimlerde finale kalan Alain Juppé'nin gelmesini mantıklı buluyor. Fakat genç Amon'a, Macron ve Le Pen'e karşı 71 yaşındaki Juppé ile nesil çatışması yaşanabileceği ihtimalleri konuşuluyor. Fakat yaşı bir yana Juppé de 2004 yılında Fillon ile aynı iddialardan dolayı ceza almıştı. Cumhuriyetçilerin son umuduysa François Barrouin, Xavier Bertrand ve Laurent Wauquiez gibi genç isimler.